Düşük Bütçeli Dünya Turu programına hoş geldiniz. Tam Rusya'dan bağlanıyoruz. Dikkat! Disiplin deyince aklınıza ne gelir? Tabii ki de Almanya. Sizlere Kongo'dan sesleniyoruz. Size biraz Kongo'dan bahsedeceğim. Demokratik Kongo'cum. Evet değerli dostlar, bugün Hindistan'dayız. Bekir Develi YouTube kanalında. Evet değerli dostlar, bugün Hindistan'dayız. Bekir Develi YouTube kanalında dünya turu değil, düşük bütçeli dünya turu programına hoş geldiniz. O ne hareket öyle? Aa, bu Hindistan'da herkes genelde yolda böyle yürüyor. Şu an arkamda görmüş olduğunuz kapı Hindistan'a giriş kapısıdır. Hemen ötesinde deniz var. Yani yüzerek gelirseniz buradan gireceksiniz. Şaşırmayın. Şimdi de biz de şehrin meydana doğru gideceğiz. Hep birlikte gezelim Hindistan'ı. Harikası arasında olan Taj Mahal. Kafandaki ne? Kafamdaki abi, Hindistan'da herkes bundan takıyor, ben de alayım dedim yabancı olmayayım diye. Zaten derileri de bana çok benziyor. Yakışmış sana. Teşekkür ederim. Taj Mahal Şah Cihan tarafından yapılmış. 14 ya da 15 yüzyıl arasında yapıldı. Çok kalabalık. 14 ile 15 arasında 100 yıl var. 100 yıl mı? Düzgün bir tarih ver. 14 mi 15 mi? Yaklaşık. 1400, yani 15. yüzyıl tabii ki değerli dostlarım. 15. yüzyılda yapıldı ve Şah Cihan bunu eşi için yaptı. Eşi Mümtaz Cihal değil, Mahal. Eşi Mümtaz Mahal için yaptırdı ve genç yaşta ölen bu eşi 14. doğumunu yaparken vefat etti. Şah Cihan bu üzüntüden bu güzel arkamda gördüğünüz sarayı yaptırdı. Ha, üzüntüden bunu yapıyorsa, hani isteyerek ve severek yapsa nasıl olur acaba? Bu arkamda görmüş olduğunuz Taj Mahal tamamen beyaz mermerden yapılmış. Ve insanlar burayı ziyaret ederken bir yere kadar arabayla geliyorlar. Ondan sonra yürüyerek devam etmek zorundalar. Neden? Çünkü arabadan çıkan egzoz bu mermere zarar vermesin diye bir yere kadar arabayla geliyorlar. Taj Mahal'ın içinde fotoğraf çekmek, video çekmek yasaktır. Eğer buraya gelip Instagram'da çok fotoğraf paylaşmak istiyorsanız sadece bahçesinde fotoğraf çekebilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım. Evet değerli dostlar, Hindistan denince ilk akla gelenlerden arkamda görmüş olduğunuz Ganj Nehri de var. Ganj Nehri, Hindistanlılar buraya günahlarını arındırmak için, yani bu nehirde yıkanan kişinin günahları arındığına inanıyor. Himalayalardan doğan Ganj Nehri, Hindistan'ı besleyen en önemli kaynaklardandır. Ganj Nehri sıradan bir nehir değil, aynı zamanda kutsal olduğuna inanılıyor. Buraya gelenler ve burada yıkananlar günahlarından arındıklarına inanıyorlar. Evet değerli dostlarım, dünyanın her tarafını gezdik. Ağaçtan ev gördük, topraktan ev gördük, buzdan ev gördük. Fakat şu arkamda görmüş olduğunuz gemi, yüzen ev. İlk kez böylesine rastlıyorum ben de. Bu kadar gezdim, bu kadar tozduk. İlk kez yüzen bir eve rastlıyoruz sayın seyirciler. Hindistan'da bunlardan çok görürsünüz. Evet değerli dostlarım, Hindistan'da yemekler gerçekten çok farklı. Hindistan'ın mutfağı bambaşka bir şeydir. Dünyanın tarafında neredeyse her yerde sevilen yemeklerdir. Fakat siz baharatı sevmiyorsanız Hint yemeklerini de sevemezsiniz. O kadar baharat kullanıyorlar ki, hani bıraksanız suya bile baharat atarlar. O kadar yani. Hatta onu o yüzden baharat yolu tam da Hindistan'dan başlıyor. Abartmıyorum, Hindistan'da şu gözler suya karabiber atan adamı gördüm yani. Karabiberim. Yapma bunu, yapma bunu. Elmez. Tamam. Hindistan'da dünyadaki herhangi bir dini bulabilirsiniz. Fakat Hindistan halkının çoğu Hindu inanışına sahiptir ve Hindistanlılar ölüleri gömmezler, yakarlar. Dolayısıyla Hindistan'da bir mezar gördüğünüzde bu ya Hristiyanların ya da Müslümanlarındır. Hindu inancına göre 300 bin ayrı tanrı var. Düşünsenize, her birine adak kesiyorsunuz. Adamın ocağı söner ya. Hindular cesetleri asla gömmezler dedik. Peki ne yapıyorlar bu cesetlerle? Arkamda gördüğünüz gibi yakarlar. Ve yaktıktan sonra da küllerini alıp Ganj Nehri'ne salarlar.
Böylece vefat eden kişinin tekrar dünya geleceğine inanırlar. Yani reenkarnasyon inanışı burada. Eğer bir gün Hindistan'ı gezecek olursanız sakın burada ölmeyin. Yoksa yakarlar. Adamı duman ederler. Sizleri rançtan toplayamayız. Beni yakıyorlardı, zor kurtuldum. Evet değerli dostlarım, her şey filmlerde göründüğü gibi değil. Burada fakir olan insanların nüfusu da çok fazla. Burada kast sistemi mevcuttur. Yani en zenginleri çok zenginleri de olduğu gibi halkın büyük bir kısmı da fakirdir. Arkamda görmüş olduğunuz bu manzara fakir kesimin yaşadığı bölgeye bakıyoruz. Yukarıdan bakıyoruz. Çok kenarda duruyoruz. Azıcık da hareket etsek düşeriz. Gerçekten gördüğünüz gibi çok sayıda fakir insanlar var. Çok zor şartlarda yaşayan insanlar var. Eğer Hindistan'a gelme planınız varsa bunu mutlaka Holi Fest'e denk getirin. Holi Festival insanların renkli tozlarla birbirlerini atarak eğlendikleri bir festivaldır. Gerçekten çok çılgınca bir şey. Yani eğer gelecekseniz mutlaka o festivale denk getirin. Evet değerli dostlar, gelelim düğün geleneğine. Hindistan'da Türkiye'de olduğu gibi başlık parası var ama bu sefer gelin damada veriyor. Çok ilginç değil mi? Daha neler var neler. Hindistan'da çok kültür var, çok din var, çok dil var, çok yani ne ararsanız bulursunuz. Ve onların aralarında çok dikkatimi çeken bir olay var. Bazı yerlerdeki düğünlerde damat ve gelin için bir ateş yakılıyor. Ve ikisi de etrafında 4 tur attıktan sonra sandalyelere koşuyorlar. Kim ilk ulaşırsa sandalyelere evde onun sözü geçeceği inanılıyor. Siz olun hızlı koşun. Gerçi hızlı koşsanızda hiçbir şey değişmiyor. Evi yine kadın yönetecek. Sizin orada da öyle mi? Tabii ki abi. Yani, gerçekten öyle mi ya? Öyle tabii ki. Erken sözü nerede geçecek? Evet değerli dostlarım. Doğru bilinen çok yaygın bir yanlış var. Hindistanlılar ineklere tapıyor. Tabii ki de değil. Hindistan'da buraya geldiğimizde biz de o şekilde düşünüyorduk ama öğrendik ki sadece kutsal olarak sayıyorlar inekleri. Yani tapmıyorlar. Ayrıca her türlü hayvana, maymuna, fare, kurbağa, bütün bunlara saygı duyulur ve öldürülmez. Katiyen yasak. Hatta iki köpeğin birbirleriyle, iki kurbağanın da birbirleriyle evlendirildiğini görebiliyoruz. Böylelikle geldik bir gezi programımızın da sonuna. Fazla sözü uzatmadan arkamdaki genç çifti çok fazla bekletmeyelim. Kendinize iyi bakın. Ekilibre. Bekir abi bunlar hiç mutlu değil ya. Bence kadın daha mutsuz. Bak adamı göreyim, kafanı çek. Öpsene ne? Adamı yanağından bir. Tebrik et. Tebrik ederim kardeşim. Bir yastıkta kocayın. İlk çocuğun ismi Kim Jong koyun. Öp. Düşük bütçeli dünya turu programına hoş geldiniz. Tam Rusya'dan bağlanıyoruz. Dikkat! Disiplin deyince aklınıza ne gelir? Tabii ki de Almanya. Sizlere Kongo'dan sesleniyoruz. Size biraz Kongo'dan bahsedeceğim. Demokratik Kongo'cum. Evet değerli dostlar, bugün Hindistan'dayız. Bekir Develi YouTube kanalında.